Abdullah bin Surafe'den rivayet edildi ki Mehdi'nin beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Mehdi'nin sağ bacağında siyah bir iz vardır. Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Ebu Muhammed, kayının iki alameti veya alametleri vardır. Başında bir ben ve bir iz vardır. İki kürek kemiğinin arasında da bir ben vardır. Umran bin Ayan der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselama şöyle arz ettim. Alnında iz vardır. Yüzünde ise ben. Umran bin Ayan der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselama alnında iz vardır. Yüzü güzellerin evladıdır. Umran bin Ayan der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselama şöyle arz ettim. Mehdi'nin gözleri çekiktir. Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Sol kürek kemiğinin sol alt tarafından bir yaprak vardır. Tıpkı Mersin yaprağı gibi. Hazreti Mehdi'nin soyu. Said bin el-Müseyyeb'den Peygamberimiz şöyle buyurdu. Mehdi kızım Fatıma'nın neslindendir. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden kimini bunlara kattık. Onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip ilettik. Enam suresi 87. Mehdi aleyhisselamın fiziksel özellikleri. Mehdi sanki Beni İsrail'den bir adamdır. Tavrı onlara benzer, yani heybetli ve acar. Mehdi orta boylu olacaktır. Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir. Mehdi benim evlatlarımdandır, 40 yaşlarındadır. Sakalı bol ve sık olacaktır. Rengi Arap rengidir. Mehdi'nin omzunda Peygamber Efendimiz'deki nübüvvet mührü bulunacaktır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam güzel yüzlüdür. Yüzünün nurları ona azamet verir. Muhammed Bakır Aleyhisselam buyurdu ki bu işin sahibinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da Yusuf'a bir benzerlik vardır. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam benim neslimdendir. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam açık alınlı ve ince burunludur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın saçı sıktır. Alnı geniştir ve alnında hafif iç bükeylik vardır. Burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanağındaki beni Hazreti Musa Aleyhisselam'da da olduğu gibi dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır. Cildi çok parlak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam meczup, hafif sakallı, kevseç, sakalı yanlarında az, aşağı tarafı uzun olan bir adamdır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yüzü bazen açık renk ve altın gibi parlak, bazen daha koyu renk ve ay gibi parlaktır. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dişleri parlaktır. 12 Nisan 2011 Haber Vitrini internet sitesi. Kendini Mehdi ilan etti, meclise geldi. 18 Mart 2012 Mısır'daki Al-Vaf gazetesi, Mısır Cumhurbaşkanı adayı. Ben Mehdi'yim. Gohar Şihai isimli kendini Mehdi ilan eden kişinin web sitesi. Taraftarları ay üzerinde kendini Mehdi ilan eden bu kişinin yüzünün oluştuğuna inanıyorlar. Gelin sizi kamuoyu tarafından daha az tanınan, Amerika'daki salon ve televizyon vaizlerini iyi analiz ettiğinden, ki böyleleri için bir isimlendirme de var, televanjelist deniliyor, hiç şüphe duymadığım başka bir sahtekarla tanıştırayım. Kocaeli merkezli çalışan, kendisini Mehdi olarak konumlandıran bu sahtekarın adı Tuncer Çiftçi. Bu sahtekardan tuhaf bir şekilde haberdar oldum. Birkaç yıl önce Üsküdar iskelesi civarında dolanırken yanıma başörtülü bir kızcağız yanaştı. Elinde Gonca'nın Özlemi isimli bir dergi ve çoraplar vardı. Almak ister misiniz dedi. Dergiyi kısa süre inceledim. Mehdilik kokan hareketlerle doluydu. Kendini Mehdi ilan eden yeni bir sığır daha deyip geçtim. Geçtim ama bir yandan da Tuncer Çiftçi adı zihnimin bir köşesinde kaldı hep. Sonra yaptığım çeşitli araştırmalarda mesele derinleşti. Bu şarlatan, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaptığı salon programlarında giriş bileti satarak insanları sizi her türlü hastalıktan kurtaracağım diyerek umut satıyordu misal. Toplantı deyip geçmeyin, bu sahtekarın salon programına asgarisinden 1000 kişi katılıyor. Orada ettiği dualarla kanser dahil her türlü hastalığı iyileştirdiğini iddia ediyor falan.
Sahibi olduğu Kocaeli Merkezli Radyo İstasyonu'nda "Elektriklerimizi kesecekler, bize bağış yapmazsanız bu güzel duaları size ulaştıramayacağız" diyerek para topluyordu misal. Hatta radyosundan cennet garantili mezar yeri sattığı dahi vakidir. Mezar yerlerini kapıştı insanlar. Meraklısı bazı geceler bir uydu kanalında yayın yapan ve "ben Mehdi'yim" diyen bu herifi izleyebilir ve tüylerinin diken diken olmasını sağlayabilir. Burada yapılması gereken şey aslında çok nettir. Bu sahtekarlar "öyle toplumu eğitmemiz lazım" cümlesiyle baş edilebilecek gibi değiller. Toplumu elbette bu heriflerin üç kağıtlarına karşı eğitmemiz gerekir. Ona sözüm yok. Ancak daha pratik mücadele yöntemi, insanların duygularını ve dinlerini sömüren bu insan müsveddelerinin kovuşturmaya uğratılmasıdır. Hesaplarını yargı önünde vermelerinin sağlanması ve bu tiplerin afişe edilmesidir. Yoksa daha çok kızımız, çok evladımız iskelelerde Mehdi olduğuna inandıkları bir dananın zenginliğine zenginlik katması için heder olup gidecekler. Sesimizi çıkartmaz ve bir şey olunca farkına varmaya devam edersek bir toplumsal kriz kapımıza gelip dayanacaktır. Üstelik öyle ekonomik krize falan da benzemiyor.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Abdullah Güneş. Abdullah bin Muhammed Mehdi. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Thank you.